Ama nasıl olur hocam? Ya bu çocuk hiç böyle şeyler yapmazdı. Çok teşekkür ederim. Tabii ki konuşurum. Yok efendim, kızar mıyım hiç çocuk tabii. İyi günler, görüşmek üzere. Geldim. Annem. Of, perişan oldum. Ne bitmez günmüş ya, çok yoruldum. Hiç gelmeyeceğim sandım eve. Nasıl geçti dershane? Güzel. Demek güzel geçti. Anlat bakalım, neler öğrendin bugün? Hangi dersler vardı mesela? Tarih, coğrafya. Bana bak, yalan söylemeyi kes. Yalan söylemiyorum anne ya. Öyle mi? Demin kim aradı biliyor musun? Kim? Öğretmenim. Dershaneye bugün neden gitmediğini sordu. Dershane dedim anne, görmemiştir beni. Demek görmemiştir seni. Yalan söyleme, neredeydin? Vallahi dershane dedim anne. Yok yok, biz seni boşuna yolluyoruz bu dershaneye. Verelim bir yere biz seni çırak. Gör bakalım o zaman dünya kaç bucakmış. Anne. Ne anne, ne? Bak, sana son kez soruyorum. Neredeydin? Ya kızarsın anne ya. Söyle. Tamam, internet kafedeydim. İnternet kafede öyle mi? Anne, kolum acıyor. Demek yine o saçma sapan oyunu oynamaya gittin. Sana daha kaç kere söyleyeceğim o kafeye gidilmeyecek diye. Özür dilerim anne. Özür mü diliyorsun? Biz seni o kadın ol diye dershaneye yollayalım. Sen gitme. Oh, ne güzel iş ya. Anne, kolum acıyor. Bana bak. Ben sen fakirlik görme, iyi bir kariyerin olsun diye uğraşayım. Ama sen beni dinleme. Bana bak. Bundan sonra arkadaşlarınla bahçeye çıkmayacaksın. Televizyon izlemeyeceksin. Erken kalkacaksın, ders çalışacaksın. Yoksa bu sınavı kazanamazsın. Kaybetmene izin veremem, anladın mı? Veremem. Tamam anne ya. Nereye tamam? Nereye tamam ya, nereye tamam? Murat. Oğlum. Oğlum. İlhan. Koş İlhan. Koş. Sen ne oldu? Oğlum. Murat'ım. Murat. Oğlum. Aç gözlerini babacığım. Murat'ım. Murat'ım. Ben sadece... Murat. Murat oğlum. Murat. Ya nasıl oldu anlamadım. Bir anda oldu her şey. Sana kaç kere dedim Murat'ı tartaklama diye. Yok ama. Rahat duramıyorsun. İlla uğraşacaksın çocukla. Şimdi suçlu ben mi oldum? Hayret bir şey ya. Oğlun dershaneyi kırdı bugün, haberin var mı senin? Yok tabii. Sen nereden bileceksin? İlgisiz. Allah aşkına sen. Biz hiç yapmadık mı zamanında? Ya önümüzdeki ay sınav var zaten. Bırak biraz kafasını dağıtsın. Ne olacak ki? Ne mi olacak? Okumasında senin gibi muhasebeci mi olsun ha? Oh, yaktım başımı, yaktım. Murat Işık'ın ailesi siz misiniz? Evet. Ben annesiyim. Nasıl oldu durumu doktor bey? Telaş edecek bir şey yok. Ama yine de 24 saat müşahede altında tutmak gerekiyor. Oğlumuzun bir şey yok değil mi? Yok. Ama yine de bir tomografi çekelim derim ben. Nasıl düştü demiştiniz? Arkadaşıyla şakalaşıyormuş. Çocuk işte itmiş bizimkini. O da itmesiyle başını masaya çarpmış. Anladım. Dediğim gibi bir gün müşahede altında tutsak yeterli olur. Bir de tomografi tabii ki. Tamam. Şu an gitmem gerek. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Oh, çok şükür Allah'ıma. Nereye gidiyorsun? Tomografi nerede çekiliyor onu öğreneceğim. Saçmalama canım, para tuzağı bunlar. Bir şey yok dedi doktor, duymadın mı? Ya ama doktor bey dedi ki. Aması maması yok İlhan. Kaç kere düştük kafamızı yardık, bir şey oldu mu canım? Yok da ya ne bileyim, anlamadım belki. Baksana, bir de geceyi burada geçirseymiş iyiymiş. Daha neler canım.
Hadi alalım da Murat evimize gidelim. Sana diyorum. Ay bir şey de anla be adam. Of Allah'ım ya. Murat. Hadi bakalım. Hadi aslan oğlum kalk. Hadi, hadi yavrum hadi. Anne çok uykum var, biraz daha uyuyayım. Olmaz öyle şey. Hadi yavrum bak sınava çok az bir süre kaldı. Hem erken kalkan erken yol alır derler. Hadi bakalım. Kalk, 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 kalk. Ay, tamam anne kalktım. Bak geceden konuştuğumuz gibi. Önce testi çözeceksin. Sonra dershanede öğretilenleri çalışacaksın, tamam mı? Hı hı. Anne kahvaltı hazır mı? Bir şeyler yeme uykum açılsın. Olmaz öyle şey. Aman ha dolu mideye uykun gelir sonra. Sen çalış bak ben sana neler hazırlayacağım. Hadi bakalım. Of ya. Ay ödümü patlattın sabah sabah ya İlhan. Gene diktin değil mi? Asker gibi çocuğa ya. Ay dikeceğim tabii ne yapacağım? Yanlış yapıyorsun Selma. Çocuk zaten elinden geldiği kadar çalışıyor. Bu kadar da üstüne gidilmez ki ya. Yazık. Ay ilk üstüne gidiyorum. Senin üstüne gidilmemiş sonuç ortada. Harcatmam çocuğumu düzende. Sınavı kazanamadı dedirtmem ben. Selma, o kadar gitme çocuğun üstüne. Ben onun geleceğini düşünüyorum. Kazanmasında senin gibi muhasebeci mi olsun? Senin o beğenmediğin muhasebeci döndürüyor bu evi. Haberin var mı? Senin başın dönüyor herhalde. Şu haline bak ya. Ne varmış halimde? Selma, bak sabah sabah uğraşmayayım seninle. Ay muhasebeci döndürüyormuş evi. Ay hiç gülesim yoktu vallahi. Akdeniz'de yetişen, daima yeşil kalan bodur bitki örtüsüne maki diyoruz. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Murat. Murat oğlum. Öğretmenim. Ne düşünüyorsun bu kadar önemli? Sınavı öğretmenim. Ya kazanamazsam? Muratcığım, sen benim en çalışkan öğrencimsin. Ben senin sınavı kazanacağına inanıyorum. Hem kazanamasan da dünyanın sonu değil ki. Benim için dünyanın sonu öğretmenim. Bugün sorduğun soruyu da yapamadım. Biliyordum ama bir anda unuttum. Muratcığım, hiçbir şey dünyanın sonu değil. Sen sorduğum sorudan daha zorunu da yaptın. Hepimiz bazen unutabiliyoruz, değil mi? Anneme soruyu çözemediğimi söylemen olur mu öğretmenim? Söylemem. Söylemem de Murat, evde bir problem mi var? Tamam. Eğer bir şey senin canını sıkarsa, paylaşmak istersen direkt bana söyleyeceksin, tamam mı? İnan bana çözülmeyecek hiçbir şey yok. Tamam öğretmenim. Öğretmenim. Efendim Murat. İyi ki varsınız. Selma. Aa. Ne haber canım? İyi vallahi nasıl olsun koşturmaca. Sen nasılsın? Ben de aynı işte. Dershaneyle okulla ilgilen Murat'ın hocası şu su bu su derken vallahi zaman akıp geçiyor be Mehtapçığım. Sorma ya, bu SBS hepimizi yeniden talebe yaptı. Bak sana ne anlatacağım. Baki Hoca isminde bir hoca varmış. Şimdi benim eğitim geçen sene bu hocaya gitmiş. Demiş ki, kızım şu sınavları kazansın. Hoca bir okumuş, bir üflemiş, kız dereceye girmiş. Aman ne diyorsun Mehtap, hemen gidelim. Neredeymiş bu zat? Kartal tarafında bir yerde, ben tam yerini öğrenirim. Ben de Zeynep'i götüreceğim zaten.
Ay inşallah ya. Murat'ım şu sınavı kazansın da başka bir şey istemiyorum. Tamam o zaman sen bir an önce randevu al. Yalnız ücreti biraz yüksek de sen hazırlıklı ol. Tamam tamam sen merak etme. Neyse artık vereceğiz. Ay yeter ki kazandırsın şu çocuklara sınavı. Tamam hadi görüşürüz o zaman. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sen de. Sen ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun? Ben sana demedim mi okul dönüşü ders çalışılacak televizyon yok diye ha? Anne ne olur kızma ne olur. Ne kızma ne? Yazıklar olsun sana. Ben bu kadar uğraşayım, beyimiz uzansın, televizyon izlesin. Aptalsın sen aptal anladın mı? Senden hiçbir şey olmaz. Boşuna uğraşıyorum ben. Anne tamam ya ne olursun ya özür dilerim. Babası kılıklı tembel şey. Bütün arkadaşların sınavı kazanacak ama sen hiçbir şey kazanamayacaksın. Boşuna mı okutuyorum seni ben? Boşuna mı? Anne tamam bunu söz veriyorum çalışacağım. Al bu sana güzel bir ders olsun. Bir daha yapmazsın. Allah'ın cezası. Bir daha yapmazsın anladın mı? Sen gözümü kara mı çıkaracaksın? Ayaktan başka hiçbir şeyden anlamıyorsun sen anladım. Anladım ben seni. Ah ah ders çalışacaksın. Bütün gün oturup anne, ders çalışacaksın. Ceza sana. Allah'ın cezası. Gene ne oluyor Selma? Ne yaptın sanıyorsun sen? Karışma sen. Hep sen şımartıyorsun bunu. Ya baba ya. Tamam oğlum. Sen odana git. Ya Selma bir anda nasıl böyle kötüleşebiliyorsun ya? Ya daha iki hafta önce çocuk burada kafasını vurmadı mı? Allah korudu da bir şey olmadı. Bak ikinci bir şansımız olmayabilir. Kafasına vura vura aptal edeceksin çocuğu. Ne olur, ne olur şu çocuğa böyle davranma. Aman, iyi ki bir kazayla düştü. Suçlusu ben oldum şimdi. Dikkatli olsaydı canım Allah Allah. Koca sehpayı görmediyse ben ne yapayım? Hem sen ne demek istiyorsun? Ben çok iyi bir anneyim, anladın mı? Sana diyecek hiçbir şeyim yok Selma. Allah seni bildiği gibi yapsın, değil mi? İnşallah senin bu hırsın yüzünden çocuğumuzun başına bir şey gelmez. Sanki benim çocuğum değil. Ay onun ben kötülüğünü mü istiyorum? Oğlum? Baba, ben çok mu yaramaz bir çocuğum? Hayır yavrum. O halde niye annem beni sevmiyor? Niye hep dövüyor? Annen seni hiç sevmez olur mu babacığım? Sadece bazen ayarını bilmiyor o kadar. Ne oldu oğlum? Başım baba çok ağrıyor. Ağlamaktandır. Gel baba öpsün hemen geçsin. Aslan oğlum. Aslan oğlum. Koçum. Ben çıkıyorum Selma. Aa, yemek yemeyecek misin? Hayır. Salata yaptım, yemek hazır. Sana afiyet olsun. Zıkkımın köküne.
Sevgili veliler, sınava çok az bir süre kaldı. Hepimiz artık verdiğimiz çabaların meyvelerini toplamaya başlayacağız. Biliyorum, siz de çocuklarınız kadar heyecanlısınız ama sizden ricam bu kısa süre içinde çocuğunuzu eğlenmeye yönelik şeylere teşvik etmeniz, en azından kafalarını dağıtmalarını sağlamanız. Nasıl yani hocam? Ders çalışmasınlar mı anlamadım. Evet, artık keyif zamanı. Sonuçta öğreneceklerini öğrendiler. Böylelikle çocuklarımızın daha az stresli olmalarını sağlayabiliriz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Selma Hanım, siz kalır mısınız lütfen? İyi günler Mine Hanım. İyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın Mine Hanım. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Buyurun. Bakın, bunu nasıl söyleyeceğim size bilmiyorum ama Murat son zamanlarda. Son zamanlarda. Nasıl diyeyim size? Biliyorum, bu sınavı kazanmasını çok istiyorsunuz ama. Hocam, lafı dolandırmadan söyleyin. Ne demek istiyorsanız açıkça söyleyin. Maalesef Murat'ın başarısında bir düşüş var. Daha önce yaptığı soruları bile yapmamaya başladı. Acaba diyorum, evdeki sorunlar buna sebep olabilir mi? Ne diyorsunuz siz hocam? Benim oğlumda düşüş müşüş yok. Bana kalırsa siz ders çalıştırmayın diyerek hatalarınızı örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Yazık. Eğitim sistemi ne hale gelmiş. Selman. Ha bir de evde sorun varmış gibi sanki yalan söylüyorsun. Hiç yakıştıramadım size Mine Hanım, hiç. Bence benim oğlumu yargılayacağınız önce kendinizi yargılayın. Selma Hanım, bakın beni yanlış anlıyorsunuz. Ben anlayacağımı anladım hocam. Hem de çok iyi anladım. İyi günler. Evet. Evet. Of. Yine yenildim ya. Baba, ben sana demiştim bu oyunda beni yenemezsin diye. Demiştin ama benimki de umutsuz bir çaba işte. Baba ver bak, sana taktiğini göstereceğim. Hadi göster bakalım. Bak, üçgene basınca pas atıyor. Karaya yavaş basıp şut atıyorsun. O da tamam. Bak. Oho. Gördün mü? Ben bunu 10 sene izlesem yapamam ki. Yine başın mı ağrıyor Murat? Evet baba. Bu aralar çok ağrıyor. Annen gelsin de bir konuşup doktora gidelim, olur mu? Olur. Bu böyle olacak iş değil yavrum. Baba. Efendim? Seni çok seviyorum, hem de çok. Ben de oğlum, ben de. Canım oğlum. Babam. Oğlum, sakla sakla. Ders çalışıyorsun. Selma, ödümüzü patlattın. Ay dur hayatım, dur. Ne oluyor gene Selma? Canım, paşam. Üzülme oğlum, üzülme. Annen her şeyi halletti. Selma, neyi halletti? Ay İlhan, çocuğumuz göze gelmiş. Mine Hanım bugün notlarına düşüş olduğunu söyledi. Ay kesin nazar değdi benim çocuğuma. Göze mi gelmiş? Komik olma Selma. Ben de bir şey anlatacaksın diye dinliyorum burada ya. Çocuğun o kadar çok üstüne gidiyorsun ki kafası karışmış haliyle. Yok yok. En kısa sürede Baki Hoca'ya gidip bu işi kökünden halledeceğim. Baki Hoca da kim? Bu işin piri. Ay bir okuyup üfledi mi bütün sıkıntıları çözüyormuş. He. Bizim Mehtap var ya. Onun eltisinin çocuğunu dereceyle kazandırmış, dereceyle. Ya. Ya. Ya Selma. İnanma bu şarlatanlara. Para tuzağı bunlar. Sen Allah'tan iste her şeyi.
Bırak bu istismarcıları. Gerçek hocaların parayla pulla işi olmaz. Onların yürekleri Allah sevgisiyle doludur. Kur'an'ın dediğinin de dışına çıkmazlar. Aman tövbe de İlhan. Bak görürsün. Paşaoğlu'nun sınavı sular seller gibi çözüp kazanacak. Of Selma, of of. Bir şey de peki de be kadın be. Bir evet de ya. Hadi ben en sevdiği yemeği yapayım da oğluma. Sonra ders çalışırız olur mu? Olur olur. Sen bakma oğlum annemi, tamam mı? Ya baba ben anlayamıyorum annemi bir türlü. Oğlum ben yıllardır anlayamıyorum. Baba, sınavı kazanamazsam annem beni öldürür mü? O ne biçim laf oğlum? Nereden çıktı şimdi bu? Baba çok korkuyorum. Bana bir şey yapmasana ne olur izin verme. Annen yavrum o senin. Hiç öyle bir şey yapar mı? Ha bak ben seni hep koruyacağım. Sakın korkma tamam mı? Babam. Canım. Nereden çıktı şimdi bu hoca işi? Ay iyi oldu değil mi İlhan? Selma delirtme adamı. Ben biliyorum ne yaptığımı. Karışma İlhan lütfen. Bak. Bence Murat'ı bir doktora götürmemiz gerek. Aa, sebep? Çünkü sen farkında değilsin ama çocuğun sürekli başı ağrıyor. Aman ders çalışmamak için yapıyor. Ay sen de inanıyor musun? Al benim saftirik kocam. Ya Selma düşmeden beri baş ağrısı hiç dinmedi. Üstüne üstlük son zamanlarda garip garip tikler edindi. Ya hiç mi telaşlanmıyorsun? Dikkat çekmek için yaparmış çocuklar bunu sınav döneminde. Sıkma canını sen. Ama için rahat etsin. Baki Hoca'ya ben bunları da söylerim. Yapar bir muska hiçbir şeyciği kalmaz. Baki Hoca'ya söyle. Bana da sabır için bir şeyler yapsın. Aa yaptırırız tatlı. Bak ben sana artık diyecek hiçbir şey bulamıyorum Selma. Sadece pes diyorum. Acaba gerçekten hasta mı Murat? Yok canım, hepimiz düştük zamanda bir şey olsaydı çıkardı bunca zaman. Peki bu tikleri ne? Kesin dikkat çekmek için kesin. İçsene çorbanı oğlum. Oğlum oynama şu çorbayla gıy 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 gıy. Babacığım hadi yemeği yiyelim. Aç değilim. Madem aç değilsin kalk o zaman ders çalış. Selma yeter artık. İyice çizmeyi açtın sen. Neden böyle davranıyorsun ya? İnsan ele olsa böyle davranmaz. Bak günaha giriyorsun. Sana mı soracağım ben çocuğuma nasıl davranacağımı? Benim oğlum okuyacak hem de en iyi okullarda. Ve günün birinde bana teşekkür edecek. Sana afiyet olsun. Yesene oğlum çorbanı. Bak cevap da vermiyor. Ay, senle mi uğraşacağım ben babanla mı? Oğlum oynatmasın şu kafanı gözünü. Ay hadi kalk. Kalk ders çalışmaya. Hadi yürü. Ay bir de mıy 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 yürüyor Allah'ım. Yürü. Yürü. Anne buradan çok korkuyorum. Nesinden korkuyorsun? Dikkat çekmeye uğraşma anladın mı? Bahaneler bulup yırtmaya çalışma derslerden. Bak, çıkarken kapıyı kilitliyorum. Önüne bak. Al şunu eline. Çalış dersini. Dersin bitince açacağım. Artık yeter. Bu sınavı kazanacaksın. Yoksa karışmam. Thank you.
Mehtapçığım, ben Selma. Alabildin mi randevuyu? Ah, çok iyi olmuş. Tamam, yarın görüşürüz o zaman. Öpüyorum canım. Anne. Anne. Anne, ne olur aç kapıyı. Başım çok ağrıyor. Söz veriyorum, bir daha seni üzmeyeceğim. Anne. Anne. Anne, ne olur aç kapıyı. Ağlama. Ne var? Niye ağlıyorsun? Bir şartla seni buradan çıkarırım. Sabah 5.45'te kalkıp dersini çalışmaya başlayacaksın. Tamam mı? Tamam anne. Başım çok ağrıyor. Tamam dedim. Rol yapmayı bırak artık. Her şey senin için, anlıyor musun? Söz veriyorum anne. Sabah erkenden kalkacağım. İyi. Şimdi uyuyabilir miyim? Hadi git odana. Muratçım, kalkma zamanı. Tamam, kalkıyorum. Ben çıkıyorum hemen. Aman evladım, okuldan döner dönmez devam, tamam mı? Az kaldı, ne öğrensen kar. Öğretmen ders çalışmaya bırakın dedi anne. Sen çalış yavrum, çalış. Yanlış duymuşsun öğretmeni. Hadi bakalım kalk, hadi, hadi. Oh. Ayı, kalkayım bari. Günaydın, ne yapıyorsun? Ders babacığım. Oğlum, kalkıp masanda yapsaydın ya, orada iki büklüm ders mi yapılır? Ya baba, masaya kadar hiç gidesim yok. Burada yapayım dedim. Hadi yeter, gel beraber kahvaltı edelim. Ama daha test bitmedi ki baba. Ben inisiyatifimi kullanıp bugün dersi erken bitiriyorum, tamam mı? Hadi bakalım. Ya yok baba, annem kızar. Murat, ya acaba sucuklu yumurta mı yesek? Babam benim. Evet, yanında da kızarmış ekmek. Oley. Bizden keyfisi yok. Oğlumla baş başa kahvaltı ediyoruz. Hadi baba, çok acıktım. Hadi gel. Ay, içeri giren çıkmıyor. Fenalık geldi ya. Adam inciğini cinciğini biliyormuş. Bakma şöyle. Adamın her yerde gözü varmış. Çarpılacağız şimdi. İyi, tamam tamam. Ya anlamadım gitti. Namaz kılınan eve niye ayakkabılarla girdik ki biz? Hoca evini mikrop ve kötülüklere karşı sürekli okuyup üflüyormuş. Kız ondan duramazsın. Kız gülme, tövbe de. Çarpılacağız şimdi. Sustum. İlim irfan sahibi hoca. Dedeleri de büyük hocaymış. Buyurun hanımlar. Hoca efendi sizi bekliyor. Hadi geç ondan. Oturun, oturun. Hocam biz... Susun.
Demek siz sınav için geldiniz. Nasıl da bilmem. Ben her şeyi bilirim. Hem de her şeyi. Ona ne şüphe hocam? Yani biz çocukların SBS sınavı vardı, onun için geldik. Acaba bize yardım edebilir misiniz? Şöyle bir muska falan yazsanız. Yazarız yazmasına da. Kaç puan alsın istiyorsunuz? Malum, ona göre durum değişir. Hocam, en yüksek puanı alsın. Okul birincisi olsun. Yok yok, il birincisi olsun. Hatta Türkiye birincisi olsun. Ben ne kadarsa ücreti vermeye hazırım. Yok, ücret değil evladım. Ben bağış alırım. Alayım. Niye hocam? Bağışı yavrum, bağışı. Bakayım. İllellezine. İllellezine ya seydi tasarav. İllellezine ya ellezine ya tekbir. Sizinki Türkiye birinciliğiydi değil mi? Bu sizin. Sağ olun. Sizin? Hocam ben il birinciliğine razıyım. Bu da sizin. İçine koyacağım suları sabah akşam içiriyorsunuz. Aman ha, tok karnına. Şekerleri de unutmayın. Sınavdan bir saat önce. Muskaları da çocukların boynuna asacaksınız. Hocam, kesin kazanır değil mi? Destur! Sen bana inanmıyor musun yavrum? Aman hocam, olur mu hiç öyle şey? Kusura bakmayın. Sadece dediklerimi harfiyen yapın. Yoksa çocuklar baraja takılır halim Allah. Bismillahirrahmanirrahim. İllellezine ya seydi. Anlayamadım da. Biraz düşünürsen yapabilirsin. Muratcığım, daha adını bile yazmamışsın. Yesene oğlum. Allah Allah. Kim ki bu saatte? Ben bakarım. Aa Mine Hanım. Hoş geldiniz. Hala hoş bulduk. Buyurun efendim. Buyurun.
İyi akşamlar. Öğretmenim. Nasılsın Murat'cığım? Çok iyiyim öğretmenim. Selma Hanım nasılsınız? Teşekkürler Mina Hanım. Hayırdır? Gece gece sizi buraya kadar getiren önemli şey nedir? Selma. Hı. Mina Hanım, sofraya buyurun lütfen. Allah ne verdiyse hep beraber yeriz. Teşekkürler. Buyurun. Murat'cığım bize biraz müsaade eder misin canım? Hadi oğlum. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Bakın, Murat gözlemlediğim kadarıyla oldukça büyük stres ve korku altında. Sınavı kazanamaması halinde bu yaşamını etkileyecek ciddi sorunlara neden olabilir. Ama açıkçası beni telaşa düşüren şey son zamanlarda edindiği istemsiz hareketler, tikler. Bir doktora götürdünüz mü? Maalesef Hoca Hanım. Gerek yok. Oğlumun hiçbir şeyi yok Mina Hanım. Ben de öyle umuyorum. Fakat bu durum oldukça ciddi. Maalesef zaman zaman konuşma zorluğu da yaşıyor. Gerçekten bir uzmandan yardım alsanız çok iyi olacak. Belki sınav stresine bağlı geçici bir rahatsızlıktır ama ya öyle değilse diye düşünmeden de edemiyor insan. Belki biraz daha az üstüne gitmelisiniz, daha rahat bırakmalısınız. Ona bu sınavın dünyanın sonu olmadığını hatırlatmalısınız. Yoruldunuz buraya kadar Mina Hanım. İlginiz ve alakanız için teşekkürler. Ama ben çocuğuma nasıl davranacağımı sizden öğrenecek değilim. Ve haklısınız, yemek yiyorduk. Müsaade sizin. Selma. Hı? Hocam kusura bakmayın. Sınav dolayısıyla hepimiz stresliyiz. Estağfurullah. Size afiyet olsun. Kapıma kadar gelmiş, bir de bana akıl öğretiyor. Bravo. Sen artık var ya, iyice ne yapacağını şaşırdın. Ya kadını kovmaktan beter ettin. Ayıp ya. Yeter artık Selma, yeter. Şu çocuğun üstüne fazla gitme artık, yeter. Eğer Murat'ın başına senin yüzünden bir hal gelirse, yemin ediyorum çok fena olur. Anladın mı? Murat! Bağırma! Sofraya çağırıyorum. Selma! Ay geldim geldim hayatım. En önemli şeyi unutuyordum ya. Ha, iç bakayım şunu. Selma kaç gündür içiyor zaten. Bari bugün içirme. Diyare falan olacak çocuk. Abi bir şeycik olmaz benim aslan oğluma. Baki Hoca Türkiye birincisi yapacak benim oğlumu. Anne yeter kusacağım. Tamam tamam oğlum tamam. Kalanını da okulun kapısına içeceksin tamam mı? Hadi çabuk olun ya, hadi gecikeceğiz. Şunları da alalım. Aç oğlum. Ya aç, hadi gecikeceğiz. Hadi. Aç. Hah, aferin. Hey güzel Allah'ım sen bana sabır ver. Aa, ne unuttum. Tamam tamam. Her şey tamam. Kalemi silgisi elinde. Nüfus cüzdanı da bende. Her şey tamam. Ay onu mu dedim ayol ben? Bunu da taktık mı tamam işte. Hı, taktık mı? Hah. Hah. Oh. Hadi al bunu. Geç geç geç. Al oğlum şu kalan suyu da iç bakayım. Ya. Ah, ya Selma yeter. Yeter içirdin yeter artık yeter. Yeter yeter. Dur Selma bakayım. Yeter. Ya şunu da çıkartalım artık ya. Ay tamam. Çocuk tamam. Rahatsız oluyor. Tamam dur cebinde kalsın. Şuraya koyuyor. İyi misin oğlum? İyiyim baba. Aslanım benim. Anne. Efendim yavrum. Ya kazanamazsam? Kazanamazsam diye bir şey yok. Tabii kazanacaksın. Hadi başarılar. Hadi yavrum. Hadi. Hadi oğlum.
Oldu bu iş. Oh. Sınav günü olan olaya bak ya. Olacak iş mi bu şimdi? Ne oluyor? Ne söyleniyorsun ya? Ay geldiler, bir saat oldu diyorum ben. Çocukların dikkati dağılacak, bir şey değil. Hey Allah'ım ya. Aa, geliyor. Murat? Murat? Murat! 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 Oğlum! Murat! Oğlum! Oğlum, canım burada. Oğlum, canım burada. Beş kardeş. Hocam nesi var bu hastanın? Oğlunun ölümüne sebebiyet vermiş. Sınav hırsı yüzünden. Beş kardeş. Çocuğun semptomlarını fark etmemiş. Beş kardeş, kalkmam lazım. Sonuç, sınav günü ani beyin kanaması. Yazık, kimsesi yok mu peki? Kocası varmış ama onu da sınav gününden sonra gören olmamış. Üzücü. Buyurun hocam, diğer hastalarımıza bakalım. Beş kırk beşte kalkmam lazım.